Tabii tatsız bir süreç. Maalesef Türkiye bu fotoğrafı, bu görüntüyü, bu tartışma konseptini hak etmiyor. Olmaması gereken bir manzara. Şu anda parlamentoda konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Muhalefet elindeki bütün iç tüzüğün verdiği yetkileri sonuna kadar olarak bu yasanın geçmemesi için ya da değiştirilebilmesi için ya da geciktirilebilmesi için elinden geleni yapıyor. Ancak Gürsel Bey de ifade etti, mevcut aritmetikte bu çok mümkün görünmüyor. Sabaha karşı büyük ihtimal bu kanun yasalaşmış ve meclisten geçmiş olur, öyle tahmin ediyoruz. Tabii önce şuna bir bakmak lazım. Yani Türkiye'de bir sorun var mı yok mu? Evet var. Yani sokak hayvanlarıyla ilgili Avrupa'da, medeni dünyada görmediğimiz, alışık olmadığımız bir manzara söz konusu. Peki bunun sorumlusu kim? Sivil vatandaşlar mı? Hayır. Sokaktaki o canlar mı, o hayvanlar mı? Tabii ki hayır. Kim peki bunun sorumlusu? İktidar partisi. Yani yıllardır buna önlem almamış, öngörmemiş, adım atmamış, bununla ilgili herhangi bir bilimsel çalışma yapmamış iktidar partisi. Bir kere bunu konuşmuyoruz. Yani iktidar partisinin sorumluluğunu konuşmuyoruz. İkincisi, bunun nasıl çözüleceği konusunda hemfikir değiliz iktidar partisiyle. Her zaman olduğu gibi öldürelim, kurtulalım, yok farz edelim, kurtulalım. Bugüne kadar halının altına süpürdük, bundan sonra da gerekeni yapalım ve kurtulalım diyor. Yani bütün sorunlara zaten bakış açısı bu. Biz burada ayrışıyoruz iktidarla. Bir, sorunun kaynağı konusunda anlaşamıyoruz. İki, sorunun çözümü konusunda anlaşamıyoruz. Ve sorunun çözüm metotları, yani mesela apar topar bir gece yarısı sabahlara kadar komisyonda tartışılarak bu konu ele alınmasın istiyoruz. Sivil toplum örgütleri görüşsün, bilim adamları kanaatlerini ortaya koysunlar. Enine boyuna biz parlamentonun bize verdiği yetki ve sorumluluk içerisinde çalışalım diyoruz. Onlar da diyor ki hayır işte görüştük komisyonda, bağırış çağırış bu ana kadar geldi, geçiriverelim. Peki sonrasında burası bana göre önemli bir ayrıntı. İktidarın bir hesabı var. Yani bu işten umduğu bir politik yarar var. Bu konuda samimi bir şekilde bunu çözmek yerine Erdoğan'ın ya da AKP güruhunun bundan umduğu bir siyasal yarar var. Nedir o? Birincisi, toplumu her konuda olduğu gibi, her tartışmada olduğu gibi kamplaştırmak, birbiriyle ayrıştırıp buradan bir siyasal rant elde etmek. Yani bu konuda son derece mahir bir şekilde bunu yapıyor ve her konuda olduğu gibi burada da toplum maalesef ayrıştı. Halbuki biz Türk toplumu olarak yani ortada var olan bir sorunu daha gerçekçi, daha insani, daha bilimsel, daha vicdani bir zeminde konuşabilir ve ortak bir çözüm bulabiliriz. Herkes çözüm ortağı olur, herkes çözümün bir paydaşı olur. Yani siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, gönüllüler, belediyeler, devlet adına ne derseniz deyin hepimiz bir çözüm üretebiliriz. Hayır diyor iktidar, ben sizi böleceğim, kamplaştıracağım, siz çatışmaya devam edin, ben bundan siyasi olarak nemalanacağım. İkinci bir kaygım şu, bunu çok fazla konuşmadık, dillendirmedik ama ben AKP'yi yakın tanıdığını düşünen biri olarak söylüyorum. Erdoğan'ın veya AKP rejiminin bundan beklediği siyasal fayda şu. Evet, sokaklarda öyle ya da böyle bir problem oluyor ve bundan sonra da olması muhtemel. Ancak bu problem bir kez daha ortaya çıktığında AKP dönüp şunu diyecek. Bakın biz zaten bir yasa vardı, geçirdik, parlamentoda geçirdik. Peki niye oldu bu olay? Bu olay mevcut belediye konuda kayıtsız duyarsız kalması. Zaten bunlar yasayı tanımayacağız demişlerdi. Gördünüz mü, sorumlusu budur diyecek. Yani kafasında böyle bir siyasal aslında plan. Ben bunu bilerek söylemiyorum. Sadece öngördüğüm için söylüyorum ve üzülerek söylüyorum. Yani ortada bir problem var. Maalesef biz memleketin hiçbir problemini gerçekçi bir zeminde, rasyonel bir zeminde, iyi niyetli bir şekilde tartışamıyoruz. İlla kamplaştıracağız, illa arkasında bir siyasal rant elde edeceğiz. Bakın küçük bir örnek vereyim. Değerli konuşmacıların zamanını almak istemiyorum. Birkaç ay önce ben Sağlık Bakanı'na bir soru önergesi verdim. Soru sordum kendisine açıkça. Şunu dedim. Bakın Suriye'de Kudüs hastası olmuş birisi Türkiye'ye getirildi Serap Hanım. Kudüs hastası. Siz buradan bir ev hayvanınızı, bir köpeğinizi, bir kedinizi Avrupa'ya götürmeye kalksanız burnunuzdan getirirler. Pasaportunu isterler, aşısı, her şeyini isterler. Siz Kudüs hastası birisini Suriye'den Türkiye'ye getirdiniz. Ve bunu devlet hastanesine aldınız. Bir karantinaya koydunuz. Ve daha da vahimi, bu hastayı karantinada koruyamadınız, kollayamadınız, bakamadınız. Bu hasta kaçtı.
Kuduz virüsüyle her tarafta dolaştı, bu virüsü saçtı. Günler sonra bunu bir yerde ya yarı baygın vaziyette buldunuz, tekrar getirdiniz ve ondan sonra maalesef kudurarak hayatı bitti, hayatı sona erdi. Şimdi böyle bir tabloda biz bunun hesabını soramıyoruz. Sonra da diyor ki, biz diyor kuduz riski olan, kuduz şüphesi olanları öldüreceğiz, katledeceğiz. Peki kardeşim, sen bunun riskli olduğunu neye göre söyleyeceksin? Beni bilimsel olarak ikna et. Onu da edemiyor. Özetle uzatmadan şunu demek istiyorum. Evet, ortada bir problem var. Biz bu problemin rasyonel bir zeminde, bilimsel bir atmosferde, vicdani ve insani bir zeminde çözülmesini istiyoruz. Ve bundan bir siyasal yarar değil. Sorumluları en azından vicdanen hesap versinler, eksiklerini görsünler, bir daha yapmasınlar ve ondan sonra beraber çözüm üretelim. Bilimsel olsun, insani vicdani olsun. Hayır diyorlar, biz yaptık, oldu. Biz bugüne kadar halının altına süpürdük. Bundan sonra işin boyutu değişti. Bir sorun, problem ortaya çıkarsa da yapacakları belli. Bakın, biz yasa çıkarttık, bunlar uymayacağız dediler. Bunların yaşanan problemin, dramın sorumlusu bunlardır diyerek siyasal rant elde etme. Üzülerek izliyoruz. İç tüzüğün bize verdiği bütün yetkileri kullanarak elimizden geldiği kadar hem topluma hem millete mesaj vermek, hem de bu süreci yavaşlatmak, engellemek, değiştirmek, daha vicdani, insani hale getirmek için çaba harcıyoruz. Şu anda parlamentodan sesleniyorum size, grup odamızdan. Dolayısıyla buradaki tablo bu Serap Hanım. Peki, teşekkür ederim Turhan Çömez'e. Fatih Ergin'e dönelim. Şimdi Turhan Çömez de önemli bir noktaya değindi. Aslında 22 yıldır çok da aşina olduğumuz bir durum. Farklı durumlarda mutlaka ülke bir şekilde kutuplaştırılarak yol yüründü AKP iktidar tarafından baktığımızda. Şimdi durup dururken, evet, bir sokak hayvanı sorunu var, bunu hepimiz kabul ediyoruz. Bir sokakta yaşayan köpeklerle ilgili bir sorun var ama birden katledilmesi yönünde bir söylem gördük. Sosyal medyada troller, olmayan hesapları gördük. Bu çözüm önerisi değil diye yaklaşan hiç kimse dinlenmiyor. Nereye varacak iktidar buradan? Vallahi şimdi ben öteden beri söylüyorum. Gerçi ötenazi çıkarılmış, başka bir isim getirilmiş. İsmi çıkarıldı sadece. İsmi çıkarıldı ama ben hep söylüyorum, bu yasa öteki nazilik yasasıdır diye. Yani bu katliam yasası denilen yasanın diğer adı da budur. Ve bize bir şey daha gösteriyor aslında. Hakikaten akıl, vicdan, ahlak, merhamet olan yere bu iktidar giremez. Bu tam bir merhametsizliğin, vicdansızlığın örneği. Şimdi buradan aslında üç yere vardırmak istiyor AKP iktidarı. Devşirilmek istenen üç ayak var. Bunlardan bir tanesini Sayın Turan Çömez aslında çok güzel söyledi. Buradan dedi ki, iktidarın umduğu bir yarar var, politik bir yarar var dedi. Bakın, dikkat edin, bir siyah ve beyaz alan yaratıyorlar bu yasa üzerinden. Toplumda bir siyah ve beyaz alan yaratıyorlar ve sanki hayvansever olan kitle, toplumda hayvansever olan kitle, işte hayvan besleyen, bunlarla ilgilenen, bu köpeklere karşı duyarlı olan kitlenin işte toplumdan uzaklaştığı,